Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün elimde görmüş olduğunuz Razer'ın DeathAdder Essential White Edition modelini inceleyeceğiz. Beyaz kablolu bir mouse modeli arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kutusuna bakalım. Daha sonra kutuyu açıp içerisinden neler çıkıyor onlara bakacağız. Burada mouse'umuzla ilgili ergonomik, klasik ergonomik bir mouse olduğu, 6400 dpi'de sensör vesaire 5 tane programlanabilir buton, onlardan bahsediyor bunun üzerinde. Başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kutuyu şekilde şuradaki bandını kaldıralım ve kutumuzu çıkaralım arkadaşlar. Bunun içerisinde mouse'umuz ve kullanım kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde başka bir şey yok. Burada bir Razer logolu etiketimiz var. Kitapçığın arasından çıkıyor o da. Ve mouse'umuz şu şekilde, göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde gayet şık bir tasarıma sahip arkadaşlar. Sistemimizde beyaz olduğu için biz beyaz rengini tercih ettik. İki renk seçeneği var zaten. Birisi siyah, birisi de şu şekilde gördüğünüz gibi beyaz renk arkadaşlar. Önce şöyle bir mouse'u inceleyelim. Burada şöyle kablomuzu görüyorsunuz. Oldukça uzun bir kablo var arkadaşlar. Normal böyle silikonumsu bir yapıya sahip. Herhangi bir örgü vesaire bir şey değil. Burada USB'mizin korumasını çıkartalım. Bu şekilde yine Razer'ın rengi olan yeşil renkle bir USB tip A girişine sahip arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi daha önceden ben bir shorts video atmıştım. Şimdi kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkasında yine özellikleriyle alakalı bilgiler var. Seri numarası vesaire. Bunları görebiliyorsunuz ve burada 3 tane. Şimdi mouse'umuzun özelliklerine gelecek olursak. Mouse'umuz 6400 dpi ayarlanabilir bir dpi var. Şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Mouse'u bilgisayarınıza bağladığınız anda otomatikman Razer'ın bir programını kuruyor arkadaşlar. Bilgisayarınız ve o program üzerinden mouse'a gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. DPI ayarı olsun, ondan sonra tuşların programlanması olsun. Mouse'umuzda bir aydınlatma var. Onun ayarı olsun. 2 farklı modu var. Onların hepsini göstereceğim birazdan sizlere. Optik sensörümüz var arkadaşlar mouse'umuzda. 30G hızlanma, 220 IPS tarama hızına sahip mouse'umuz. Mekanik anahtarlarımız kullanılmış. Mekanik anahtarların özellikle 2 öne çıkan özelliği var arkadaşlar. Bunlar nedir? Çok hızlı veri iletimi ve uzun kullanım ömrü arkadaşlar. Çok hızlı veri iletiminden kastımız oyunda tepkiler olabildiğince hızlı bir şekilde iletiliyor. Bu da bize oyunlarda büyük bir avantaj sağlıyor. Uzun kullanım ömründe ise arkadaşlar Razer'ın bize vermiş olduğu tıklama ömrü 10 milyon tıklama ömrü var mouse'umuzun. Bunun haricinde 5 adet programlanabilir tuş bulunuyor demiştik. Bu şekilde sağ ve sol kliklerimiz, orta tekerleğimiz ve 2 tane de yanlarda tuşumuz var. Bunları istediğiniz gibi kendinize özel programlayabiliyorsunuz. Program üzerinden yine mouse'umuzu kullanım tipi olarak en uygun şekilde avuç içi dediğimiz şu şekilde tutuşumuz ve pençe tutuşu, yani bu şekilde kullanan arkadaşlarımız için oldukça güzel tasarlanmış bir mouse. Ben özellikle avuç içi kullanıyorum zaten ve yani elime tam oturuyor. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir ufaklık vesaire ya da çok aşırı büyüklük yok. Şöyle yandan baktığımızda yukarıya doğru bir bombesi var zaten. Bu da elimizin tam avucunun içine gayet güzel oturuyor. Yine bu sağ tarafımız da sağa yatık bir şekilde böyle elimizi hani koyduğumuz zaman şu şekilde tutuşta oldukça size rahatlık sağlıyor arkadaşlar. Benim için mouse tutmada herhangi bir sıkıntı yaşamadım yani. 2 renk seçeneğimiz var demiştik. Bunlardan birisi beyaz, diğeri de siyah arkadaşlar. Beyaz bizim kullanmış olduğumuz. Bir de siyah var. Onu da yine fotoğrafını görüyorsunuz şu anda. Aydınlatmaları var arkadaşlar. Tek renk bir aydınlatma. Hem beyazda hem siyahta. RGB özelliği yok bu aydınlatmaların. Beyaz olan mouse'da Razer logomuzun içi ve tekerleğimiz beyaz renkli aydınlatmaya sahip. Siyah olan mouse'umuzda ise Razer'ın kendi rengi olan yeşil renge sahip arkadaşlar aydınlatmamız. Bunun da yine 2 farklı modu var. Program üzerinde söylemiştim. Onları da istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mouse'umuzun ortalama ağırlığı arkadaşlar kablo hariç 96 gram. Evet, ağır bir mouse. kablolu mouse olduğu için normaldir. Hani bir de fiyat performans açısından düşünürsek hani ağırlık olarak gayet normal. Şimdi üst seviye mouse'larda evet 50-55 gram 60 gramlarda oldukça hafif kablosuz mouse'lar var ama onların da fiyatlarını zaten biliyorsunuzdur. Aşağı yukarı 2,5-3 bin liralardan başlayan bir fiyatlara sahip. O yüzden yani normaldir ağırlığı. Elinize aldığınızda evet ağırlığı hissediyorsunuz zaten. Onun haricinde kablomuz oldukça uzun demiştik. Kablo uzunluğumuz arkadaşlar 2.1 metre, 210 santim yani. Tip A girişine sahip. Kasanızın ya da anakartınızın herhangi bir USB girişine takarak mouse'u çalıştırabiliyorsunuz. Mouse'umuzun ölçülerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, uzunluğu yani önden arkaya uzunluğu 127 mm, genişliği sağdan sola 62 mm ve yüksekliği 43 mm arkadaşlar. Onun haricinde mouse'la ilgili söyleyeceklerim bunlardır. Şimdi bir de mouse'u bilgisayarımıza takalım ve bize nasıl bir performans sağlıyor, programları nasıldır onlara bakalım arkadaşlar. Ben şöyle gelişi güzel kasamızın ön taraf USB'sine taktım ve gördüğünüz gibi aydınlatmamız çalışıyor arkadaşlar. Direkt olarak yanıyor. Bu şekilde bunun bütün ayarlarını birazdan yükleyecek olan programdan sizlere göstereceğim. Mod olsun, parlaklık olsun, ışık şiddeti vesaire, programlanabilir tuşların olduğu yerler, hepsini göreceğiz birazdan ve gerçekten şu anda rahat bir kullanıma sahip. Evet arkadaşlar, programımızın görüntüsü geldi. Razer Gaming software. Mouse'u taktığımda ilk başta bu görüntü gelmedi. Daha sonrasında ben bilgisayarımı yeniden başlattım. Görüntü geldi arkadaşlar. Programı kurmayla alakalı. Buradan Next diyoruz. Razer'ın Snaps programı. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Install diyoruz. Cortex'i yüklememizi soruyor bize. Razer Cortex'i. Benim için şu anda gerek yok. Bu aşamayla geçiyoruz ve 493 MB'lık bir indirme yaptı arkadaşlar. Daha sonrasında programımıza geçiş yapabileceğiz ve şimdi biz indirmeyi bekleyelim. Evet arkadaşlar, programımızın kurulumu tamamlandı ve programı başlattık. Bu şekilde bir giriş ekranı geliyor. Ben direkt Gmail üzerinden giriş yapıyorum. Burada bize programla alakalı bilgileri veriyor. Program dili İngilizce arkadaşlar. Türkçe'ye dönmüyor bildiğim kadarıyla. Ben bulamadım çünkü. Programı bir uyarı yapmak istiyorum. Program kurulduktan sonra mouse'unuz takılıyken kasanızda ya da bilgisayarınızda, laptopunuzda ne kullanıyorsanız, program kurulumu bittikten sonra takılıyken bir tekrardan yeniden başlatın. Çünkü biraz önce ben kurduğumda direkt devam ettim ve burada devices kısmında mouse'u göremedim arkadaşlar. Burada mouse'unuzu görmeniz gerekiyor. Yani gözüküyordu ama üzerinde bir böyle yuvarlak dönüyordu sürekli. Şimdi mouse'a buradan tıklıyorsunuz ve içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan ayarlandırması, performansı ve ışığıyla alakalı ayarları yapabiliyorsunuz. Öncelikle tuş atama kısmından başlayayım. Bu şekilde buradan seçiyorsunuz ve yaptırmak istediğinizi buraya atıyorsunuz. Bu şekilde kustomize kısmından butonlarla alakalı değişimleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Atamak istediğiniz şeyleri. 4-5 butonu, bu yan tarafta bulunan butonlar. Bunlar normal orijinaliyle geldiği zaman ileri geri yapıyor mesela şeyde. Google'da vesaire sayfalar arasında gezdiğinizde ileri geri o tarz şeyler yapıyor. İşte tekerleğe yukarı aşağı hareketi, tekerleğe tıklama, daha sonra sağ tuşa. Bunların çeşitli ayarlarını bu menü üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada bir performans sekmesi var. Performans sekmesine geldiğinizde ise mouse'unuzun DPI ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela Stage 1, Stage 2, Stage 3 diye 5 tane mod var ve burada şu anda benim mouse'um Stage 3'te 1600 DPI'da. Mesela 4'e çektiğiniz zaman mouse'unuz hızlanıyor ya da 5'te 6400 yaptığınızda oldukça hızlı bir hareketi oluyor mouse'unuzun. Bunları bu sekme üzerinden ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları tabi düşürebiliyorsunuz. 2, 3, 4, 5 diye ayarlama yapabiliyorsunuz. Ben 1600 de kullanıyorum şu anda. Bir de burada lighting diyor. Işıklandırma ayarıyla alakalı bir ayar var arkadaşlar. Şu ilk baştaki gördüğünüz brightness, mouse'un üzerindeki aydınlatmanın ışık şiddetiyle alakalı arkadaşlar. Bunu sıfıra çektiğiniz zaman mouse'unuzun ışığı kapanıyor ve yükselttiğiniz zaman ise tam olarak yanıyor %100'de. Ben de bunu %60'da kullanıyorum. Çok fazla ışık olmaması için. Bir de burada efektimiz var arkadaşlar. Brighting ve statik olarak. Brighting dediği şu anda da gördüğünüz, videosunu izlediğiniz şekilde böyle nefes alma şeklinde kısılıp açılma olayı arkadaşlar. Statik dediği ise direkt olarak sürekli yanma olayı arkadaşlar. Yani mouse'unuz çalıştığı süre boyunca sürekli ışığı yanıyor. Bu yine orijinal şekilde geldiği gibi statikte benimki de. Herhangi bir onun haricinde bir şey yapmıyorum. Diğer şeylerle alakalı da mesela burada aldığınız, eklediğiniz ürünler, Razer'ın ürünleri. Bunların hepsini bu program üzerinden muhtemelen görebiliyorsunuz. Ben de şu anda Razer'ın sadece mouse'u var. Onun haricinde başka bir ürünü yok arkadaşlar. Mouse'la ilgili anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. Oldukça yani bütün her şeyine değinmeye çalıştım mouse'un. Gerçekten güzel bir ürün. Ben hediye olarak gelmişti bana. Aslında bakıyordum, alma niyetim vardı ama hediye gelince haliyle alma durumu ortadan kalktı. Mouse şu an için gayet güzel. Kullanım rahatlığı olsun, performans olsun, yani kullanım, tuşlar vesaire, tutuşu, hızlı tepkimesi vesaire, onların hepsi oldukça güzel şu anda. İlerleyen zamanlarda bakacağız artık. Mouse'la alakalı arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yani olumsuz olarak duyduğum tek yorum, şu an benim başıma gelmedi ama yaklaşık bir 5-6 aylık kullanımdan sonra bu orta tekerleğin bozulduğuyla alakalı yorumları çokça gördüm. Ama o sıkıntıyı yaşamayanlar da gördüm. Yani bu elektronik tamamen şans işi, kullanıma bağlı bir durumdur muhtemelen. Yani eğer böyle bir durum olursa ilerleyen zamanlarda bunu da yine bir kısa video olarak gösteririm sizlere. Ama şu anda dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Zaten mouse'umuz da yeni. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.